Evet, hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün 22 Aralık 2023 Bağlam Merkezli Kur'an Çalışmamızın Bakara bölümünü tekrar işliyorduk, üzerinden geçiyorduk. Bakara suresi 60. ayette kalmıştık. Bu akşam buradan devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle söyleyelim o zaman. 59'dan alalım. Kısa bir süre, hatta 58'den alalım. Yine hatırlayın o günleri ey İsrailoğulları. Biz bu kasabaya girin ve yiyeceklerinden dilediğiniz kadar bol bol yiyin. Fakat giriş kapısından girerken kibirlenmeden alçak gönüllükle girin. Ve günahlarımızın yükünü omuzlarımızdan indir deyin ki günahlarınızı bağışlayalım, bağışlayayım ve iyilik yapanlara sınırsız mükafat vereyim demiştik. Kısa bir süre sonra, yani çıkış sonrasından bahsediyor buradaki anlatı. Kısa bir süre sonra içinizden bazıları kendilerine denilenin tam tersini yaparak zalim olur. Neden bazıları demiştik? Çünkü 12 ayrı boy var, bunlardan bazıları. Biz de böyle zalim olanlara Allah'ın sözlerinin dışına çıkmaları karşılığında, yani fasık olmaları karşılığında, üzerlerine gökten titretip sarsan toz bulutunu bir azap olarak yağdırdık. Ne demiştik? Bir patlama olmuştu o dönemde. Bu patlama çok büyük bir doğa anomalisi, yani doğa olaylarının dengesinin bozulmasına yol açmıştı. Allah böyle kanunlarını işletti. Dolayısıyla büyük bir toz bulutu, büyük bir sülfürik, volkanik bir hava tabakası, öyle diyelim. Mısır semalarına, bugünkü Mısır, Sina ve Filistin semalarına doğru ilerledi. İşte bunlardan bu toz bulutunun bir kısmı ne yapıyormuş? Gökten titretip sarsan bir toz bulutu. Demek ki hasta ediyor. İnsanın sağlığını bozan bir unsur. İşte recese fiiliyle ya da kelimesiyle ifade ediyor Kur'an. İşte böyle bir azap olarak onlara yağdırdık. Hani hatırlayın, Musa kavmi için su arayışına çıktı. Biz de etrafı kuşatılmış, üzeri kapatılmış yeri, yani Hicra'yı aramak için Asani ile yola çık demiştik. Ardından da o bölgede 12 ayrı gözeden kaynak su çıkmış. Herkes hangi kaynaktan su alacağını öğrenmişti. Sonra da Allah'ın bölgede bahşettiği rızıklardan yiyin, için yeryüzünde taşkınlık yaparak bozgunculuk çıkarmayın diye emredildi. Buradan da anlıyoruz ki Musa aleyhisselam bu arayışı elinde asası var ve bu arayışıyla su kaynaklarını buluyor. Ve bu su kaynaklarını bulduktan sonra 12 gözüye ayrılıyor. Bu da yine Tevrat'ın ilgili bölümünü tahsih ediyor ve o ilgili bölümü neshederek doğru bilgiyi bize veriyor. Çünkü orada sadece tek bir su çıktığını ifade ediyordu. Hani ey Musa, biz tek çeşit yemeğe artık dayanamayacağız. Rabbine dua et de bizim için toprakta yetişen sarımsak, sebze, bakliyat, mercimek ve soğan çıkarsın demiştiniz. Neden? Bu tek neydi? Menna idi, değil mi? Yani trüf mantarı. Yine bu anomali dolayısıyla, yani bulut, yani iklimin değişmesi dolayısıyla çölde çok da besleyici olan trüf mantarı yetişmişti. Trüf mantarlarına mennaya, yani ulaşmışlardı. Daha önce yemedikleri bir besin kaynağıydı bu. Ancak bu damak tatlarına uygun değil. Neden? Çünkü daha önce işte alışmış oldukları yemekler yiyorlardı. Ama şimdi besleyici olmakla beraber damak tatlarına alışık olmadıkları bir şeyle beslenmek zorunda kalmışlardı. Bunun üzerine onlar da ne dediler? Bize artık topraktan yetişen sarımsak, sebze, bakliyat, mercimek, soğan çıkarsın Rabbin diyorlar. Burada da bakın, Rabbine dua et diyorlar. Buradan da anlıyoruz ki İsrailoğullarının bu şirk kültüründen temizlenmemiş olduğunu, eski cahiliye inanışlarına halen inandıklarını görüyoruz. Yani böyle tamamen bilinçli bir toplum olmadıklarını, belki liderleri olabilir, İçlerinden belki azınlık insanlar Musa'ya
tam manasıyla tabi oldular ama genellikle cahiliye kültüründen henüz arınamamış olduklarını görüyoruz. İfadelerinden anlıyoruz. Musa da dedi ki, siz hayırlı olanı bayağı olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Yani özgürlüğü kölelikle mi değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse inin Mısır'a, zillet kölelik günlerinize geri dönün. İstediğiniz şeyler orada vardır demişti. Bakın burada hayırlı olanı bayağı olanla mı derken, köleydiniz, kölelik alışkanlıklarını istiyorsunuz. Yani sebze, bakliyat, mercimek, sarımsak haddi zatında kötü şeyler değil tabii ki. Yani bunu kastetmiyorum. Zaten Musa da onu kastetmiyor ama yani siz konforluğu kölelik yani o konforlu da demeyeyim ama yani alıştığınız şeyleri istiyorsunuz. Halbuki size alıştırılan şeyler köle düzeninin şeyleriydi. Ama biz şimdi özgürüz. Evet, zorluk yaşıyoruz, çöldeyiz. Ama Allah bize kuru mantarı gibi besleyici, menna yani bir nimet vermiş. Ayrıyetten artı olarak bıldırcın sürüleri inmiş aşağıya. Bıldırcın da çok lezzetli bir yemektir. Çok besleyici bir ettir. Protein kaynağıdır. Bunları vermiş yani. Bunlarla idare edin. Sonuç itibariyle özgürsünüz. Ama siz kölelik dönemindeki alışkanlıklarını istiyorsunuz gibi bir itirazda bulunuyor Musa. Eğer çok istiyorsanız öyleyse inin Mısır'a. Yani zillet, kölelik günlerinize geri dönün. İstediğiniz şey orada vardır demişti. Anlatıyordum da babam ilgisini Buyurun çekiyor. Saadet Hanım. Sesli biraz. Hocam 58. ayetle ilgili olarak Hasan Elik Hoca şöyle bir not düşmüş. Bazı müfessirler İsrailoğullarının girmeleri istenen bu yerin çöl yolculuğu esnasında geçici olarak girilen herhangi bir şehir olduğunu söylemişlerdir. Ki siz de öyle ifade ettiniz. Ancak rivayetlerin ekserisine göre bu yer Kudüs'tür. Taberi de böyle söylüyormuş. Burada İsrailoğullarına Mısır'dan çıkarken hatta daha çıkmadan önce varacakları hedef gösterilmiş, vaat edilmiştir. Bu şekilde değerlendirildiğinde bu rivayet konunun Yahudi tarihindeki anlatımıyla da uyumlu olmaktadır. Bilindiği gibi İsrailoğulları Hazreti Yusuf zamanında Kenan diyarından Şam Kudüs bölgesinden Mısır'a göç etmişler. Bir süre Mısır'da izzet ikram görmüşler. Ancak zamanla şartlar değişmiş ve bütün bir ırk olarak köleleştirilmişlerdir. Hazreti Musa'nın mücadelesi onları önce özgürlüğüne kavuşturmak, daha sonra ataları Yakup peygamber zamanındaki ana vatanları olan Kudüs'e götürmek olmuştur. Siz burada kısa bir süre sonra diye not düşmüşsünüz ya, bunu nasıl koydunuz diye onu soracağım hocam. Nerede not düşmüşüm? Ben göremedim, kusura bakmayın. Ayetin başında kısa süre sonra dediniz ya, 58'de, 58'e gelin, Evet. 58'de Ve yine miydi? hatırlayın o günleri. 59'da, 59'da. Birçok müfessir buranın Kudüs ya da işte Filistin olduğunu söylüyor. Bu hıtta kelimesi geçiyor ya, hıtta. Ha, ama bakın şöyle. Tamam, şimdi anladım. Kusura bakmayın. Biraz geç oldu benim jetonun düşmesi. Şimdi bakınız, bu yorum olabilir, doğru olabilir. Yani Kudüs'e girerken böyle söyleyin denmiş olabilir ama 59 bu yolculuktan bahsediyor bize. Yani şu an hala Sina'dalar. Sina'da yolculuktalar. Yani kısa bir süre sonra içinizden bazıları derken 58'i o zaman bir ara cümle ya da bir parantez olarak yani bir arada durup hatırlatma ya da bir hedef gösterme, hedef koyma şeklini anlayabiliriz. Eğer bunu kasaba ya da işte şehir, bu şehrin Kudüs olduğunu kabul edersek, bakın şimdi okuyalım. Bakın ne diyor? 57'den alalım. Ve üstünüze kül bulutunu gölge yaptık. Ve üzerinize menna ve bıldırcın indirdik. Ya da üzerinize mennayı ve bıldırcını sunduk. Size rızık olarak dilediklerimizden temiz olanları yiyin dedik. Onlar bize değil yalnızca kendilerine zulmediyorlardı. Bakın Sina'dalar. Ve yine hatırlayın o günleri. Biz
Bu kasabaya ya da bu Kudüs'e girin ve yiyeceklerinden dilediğiniz kadar bol bol yiyin. Fakat giriş kapısından girerken kibirlenmeyin ve günahlarımızın yükünü omuzlarınızdan indirin deyin ki günahlarınızı bağışlayayım. İyilik yapanlara mükafat vereyim demiştik. Yani bu henüz gerçekleşmemiş bir vaat ya da gerçekleşmemiş bir hedef. Böyle yapın demiştik. Kısa bir süre sonra İçinizden bazıları kendilerine siz diyorsunuz ki kısa bir süre sonra dersek o zaman 58'in sanki gerçekleşmiş ondan sonraki kısa bir süre sonra şeklinde anlaşılır diyorsunuz. Şimdi ben Kudüs olduğunu şu an itibariyle düşünmüyorum ama biraz araştırmam bakmam gerekir açıkçası. Onun için sarıya boyadım ve soru işareti koydum. Yani ona bakacağım inşallah. Ama burada kısa bir süre sonraki ifade yani çıkıştan kısa bir süre sonra. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle o zaman oraya bir parantez düşelim. Yanlış anlaşılmasın. Hocam yalnız şöyle bir şey de var. Bunu da gözden kaçırmamak lazım herhalde. Kur'an'ın metodolojisi olarak bir olay anlatırken mesela kolay anlaşılması için Hazreti Meryem'den örnek vereyim. Hazreti Meryem'in hamile kaldığından bahsediliyor Meryem suresinde. Hamilelikte ne yaptı, nereye gitti, nerede yaşadı o konuya ait hiçbir bilgi yok. Daha sonra doğum sancısıyla gündeme Evet. getiriyor. Arada işte belli bir süre var. Daha sonra da doğumunu gündeme getiriyor. Böyle de olabilir mi acaba diye Tabii düşündüm zaten ben. Kur'an'ın kıssa uslubu flashback dediğimiz ya da fragman oluyor ya fragmanlar mesela bir filmin ana sahnelerini veriyor. Böyle ses ışığında, ses eşliğinde. Bu tarz bir anlatım uslubu var. Yoksa belgesel gibi kronolojik olarak bize bir olayı başından sonuna dakika dakika yıl yıl anlatmıyor zaten. Şimdi devam edelim. Çıkıştan kısa bir süre sonra içinizden bazıları kendilerine denilenin tam tersini yaparak zalim oldular. Yani bu bakın Sina'da olan bir olay. Biz de böyle zalim olanlara Allah'ın sözlerinin dışına çıkmaları karşılığında üzerlerine gökten titretip sarsan toz bulutunu bir azap olarak yağdırdık. Yani bu Sina'da oluyor bu olay. Anlatabiliyor muyum? Hani hatırlayın Musa kavmi için su arayışına çıktı. Biz de etrafını kuşatılmış, üzeri kapatılmış yeri ya da daha önceki oturumumuzda konuştuğumuz üzere yerin altındaki bir su kaynağını kuşatılmış yeri aramak için Asan ile yola çık. Ardından o bölgede 12 gözeden ayrı kaynak çıkmış. Herkes hangi kaynaktan su alacağını öğrenmişti. Sonra da Allah'ın bölgede bahşettiği rızıklardan yiyin için yeryüzünde taşkınlık yaparak bozgunculuk çıkarmayın diye emredildi. Hani ey Musa biz tek çeşit yemeğe artık dayanamayacağız. Rabbine dua et de bizim için toprakta yetişen sarımsak, sebze, bakliyat, mercimek ve soğan çıkarsın demiştiniz. Musa da siz hayırlı olanı bayağı olanla mı? Yani özgürlüğü kölelikle mi değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse inin Mısır'a. Zillet, kölelik günlerinize geri dönün. İstediğiniz şeyler orada vardır demişti. Bakın inin Mısır'a diyor. Yani Sina'dalar ya. Hani geri dönün o zaman diyor. Ta Kudüs'e gidilmemiş yani. Hani bağlamdan bunu anlıyoruz. İşte böyle meylettiler. Bakın burada da darabe meyletme. Bir şeye yönelme anlamına geliyor. İşte böyle meylettiler. Onursuzluğa ve dilenciliğe. Böyle uğradılar Allah'ın gazabına. Allah'ın ayetlerinin üzerini sürekli örtmeleri ve haksız yere nebilerini öldürmeleri yüzünden. Sürekli isyan etmeleri ve haddi aşmaları yüzünden. Bakınız bir anda flashback dedik ya demin fragman dedik. O işte demin Meryem kıssasında da benzerini görüyoruz. Birçok kıssada görüyoruz. Şimdi bir konuyu bir sahne anlattı Kur'an bize ve ardından flash olarak hızlı bir şekilde İsrailoğulları tarihinin özetini verdi. Yani bakın böyle yapmışlardı. İşte böyle meylettiler onursuzluğa ve dilenciliğe. Böyle uğradılar Allah'ın gazabına. Allah'ın ayetlerin üzerini sürekli örtmeleri ve haksız yere nebilerini öldürmeleri yüzünden. Sürekli isyan etmeleri ve haddi aşmaları yüzünden. Evet, ne dipnot düşmüşüz okuyalım. Ayet Sayılar kitabının, Eski Ahit'in, Tanah'ın, Sayılar kitabının özellikle 11, 5 ile 15 pasajı olmak üzere tüm 11. bölümü neshedip düzeltmektedir.
Şöyle geçiyor bakın. İlgili ayet Tevrat kısmını okuyalım şimdi isterseniz. Çünkü işte bu ayetler bunun için iniyor arkadaşlar. Bakın bu ayetleri nesh Kur'an. Yani ya da bu pasukları. Ah nerede o Mısır'da bedava yediğimiz balıklar, salatalıklar, karpuzlar, pırasalar, soğanlar, sarımsaklar. Şimdi ise içimiz kurudu. Bu mandan yani mennadan. Başka hiçbir şey gördüğümüz yok diyorlardı. Menna kişniş tohumu gibiydi ve görünüşü reçineye benziyordu. Halk etrafa dağılıp onu toparlardı, el değirmenlerinde öğütür ya da dibekte döver. Sonra tencerede pişirir veya pide yapardı. Tadı yağla yapılmış tatlı çöreğe benzerdi. Gece konaklama yerine çiğ düşünce manda düşerdi. Yani işte mantar oluşumu olurdu. Musa halkın ağlayıp sızlandığını işitti. Herkes her aile çadırının önünde ağlıyordu. Yahova çok öfkelendi. Durum Musa'nın gözünde çok kötüydü. Yahova'ya bu halkın bütün yükünü omzuma yükleyerek neden kuluna kötülük ettin? Ne yaptın da benden hoşnut değilsin dedi. Bakın burada şimdi Musa Allah'a yakınıyor. Halbuki yani Musa öyle demiyor Kur'an'da dikkat ettiyseniz. Bütün bu halka ben mi gebe kaldım? Onları ben mi doğurdum ki atalarına yeminle vaat ettiğin topraklara götürmemi istiyorsun? Bakıcının emzikteki çocuğu taşıdığı gibi onları kucağında taşı diyorsun. Bakın ne demiştik? Bakın bu ifade Kur'an'da geçiyor. Demiştik ya onların şeyden bakıcının kundaktaki emzikteki taşıdığı çocuk gibi onları sudan geçirdik, taşıdık gibi bir ifade vardı hatırlarsanız. Bunca insana vermek için nereden et bulayım? Çünkü bize et ver de yiyelim diye karşımda ağlayıp sızlanıyorlar. Bu kadar insanı ben tek başıma taşıyamam. Onların yükü benim için çok ağır. Eğer bana böyle davranacaksan beni hiç yaşatma. Eğer benden hoşnutsan yakınımı göstermeme izin verme. Hazreti Nuh, bakın bu ifadeleri ne yapıyor hocam? Kur'an yukarıdaki anlatıyla nesh ediyor. Çünkü bu ifadelerde Hazreti Musa Allah'a isyan ediyor ya da Allah'a yakınıyor. Halbuki Musa Kur'an'ın anlatımına göre başka bir tavır göstermiş. Dolayısıyla biz burada mealde bunu da göstermiş olduk. Evet. Hocam eğer ilave etmek isterseniz Araf 161'de de yine o konuştuğumuz ayetin müteşabihi var. Şöyle ayet bakın hani onlara şöyle denmişti şu şehirde yerleşin onun nimetlerinden dilediğiniz gibi yararlanın. Tut da bizi bağışla deyin ve kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. Evet, Araf 165'te değil mi? Sadece. 161. 165. 162'de şöyle, fakat işlerinden bazı zalimler kendilerinden söylemeleri istenen sözü başkasıyla değiştirmişlerdi. Biz de haksızlık etmeleri nedeniyle üzerlerine gökten bir azap göndermiştik. Evet. 161 ve 162. Evet. Devam edelim. Şimdi bakın bunları anlattı Kur'an. Şimdi bir ara söze geldik. Ne yapmıştı İsrailoğulları? İsyan etmişlerdi. Sürekli Allah'ın ayetlerinin üzerine örtmeleri ve haksız yere nebilerini öldürmeleri yüzünden de ve sürekli isyan etmeleri ve haddi aşmaları yüzünden de Allah'ın gazabına uğramışlardı. Değil mi? Şimdi ise bakın 62'ye geldiğimizde konu bir anda zıttı bir şeye dönüyor. Diyor ki dilleriyle iman edenlerden, Yahudilerden, Nasranilerden ve Sabilerden kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman edip salih ameller işlerlerse ödülleri Rableri tarafından verilecektir. Rableri onlara ödüllerini verecektir. Ve onlar için korku yoktur. Ve onlar üzülmeyeceklerdir. Şimdi ayeti tek başına okuduğumuzda o malum bildiğiniz tartışma bu ayet çerçevesinde ilerliyor. Yani nedir işte Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler cennete girecek mi? Halbuki ayet bakın bağlamıyla okuduğumuzda karşımıza ne çıkıyor? Yani dilleriyle insanların müminim demeleri, Yahudiyim demeleri, Nasraniyim yani Hazreti İsa'nın yolunun yolcusuyum demeleri, Sabiyim demelerinin bir anlamı yok. Anlamlı olan dilleriyle bunu demelerine rağmen iman edip salih ameller işlerlerse bu insanlar cennete girebilecekler. Yani buradaki ayetin vurgusu kimin cennete girip girmeyeceği değil.
daha doğrusu hangi din mensubunun cennetlik olup olmayacağı değil. Hangi inançtan olursanız olun, samimi misiniz değil misiniz? Salih amel işliyor musunuz, işlemiyor musunuz? Yani buna yönelik bir aslında vurgu var ayette. Ki zaten biz onu nasıl belirtmişiz? Şöyle demişiz. Hazreti Nuh yasaları Yahudi olmayanların da uyması gereken bir takım temel manevi kaidelere denir. Bunlar yedidir. Yani bugün Siyonist olmayan makul Yahudiler de bunu kabul ederler. Yahudi olmayanlar da cennete girecek mi diye bir onlarda da böyle bir tartışma vardır. Oysa bakınız ne diyor Hazreti Nuh yasaları. Yahudi olmayanların da uyması gereken bir takım temel manevi kaidelere denir. Bunlar yedidir. 1. Tüm ilişkilerde adil olmak. 2. Tanrı'nın ismini küçültücü davranışlardan kaçınmak. 3. Şirkten kaçınmak. 4. Ahlaki olmayan uygulamalardan, özellikle ensestten kaçınmak. 5. İnsanın kanını dökmekten kaçınmak. 6. Kardeşinden bir şey çalmaktan kaçınmak. 7. Yaşayan bir hayvanın etinden yememek. Bunlar. Şimdi bunlara eğer mensupsan diyor Yahudiler, cennete gideceksin diyor Yahudi olmasan da. Anlatabiliyor muyum? Şimdi böyle bir şey var. Yahudiliğe göre bu yedi kurala uyanlar Hasidai Umat Zolan. Yani dünya ümmetleri arasında Umat ümmet. Dünya ümmetleri arasında dürüstler. Cennete gideceklerdir diye inanıyorum. Peki onlar için korku yoktur. Bakalım neymiş? Yakup kıraatine göre onlara asla korku yoktur. Yani kesinlikle korku yoktur gibi bir tekit var. Evet. Ne demişiz? Bakınız 40. ayette başlayan konu bu ayette sonuçlanmaktadır. Mesaj sadece ait oldukları dini kimlikleri sayesinde kurtuluşu garantilediklerini zanneden din mensuplarına sadece ilahi ilkelere sadık kalanların ve bunları hayatlarında yaşayanların kurtulacaklarını vurgulamaktadır. Yani bugün itibariyle din adına bir sürü zulüm işleniyor değil mi? Neden? Çünkü din adına işlenen zulümlerin hemen hepsinin altındaki motivasyon bu. Diyor ki Siyonist, biz diyor seçilmiş kavmiz, zaten cennete gideceğiz. Bizim dışımızdakiler de cennete gitmeyecek. O zaman onlara karşı her türlü şey mübahtır. Ya da işte Müslümanlar sadece cennete gidecek. Bizim kafir insanlara karşı bir şeylerin, yani daha doğrusu gayrimüslim insanlara karşı bir yükümlülüğümüz yoktur. Onların malı da helal olabilir, canı da helal olur, onlardan faiz alınır, kadınları helal olur gibi bir anlayış var yani mesela, değil mi? Dolayısıyla bu seçilmişlik, yani Müslümanların içerisinde de olan, Hristiyanlarda, Yahudilerde, Hindularda da olan bir şeytani virüs, seçilmişlik virüsü. Yani kendilerini mutlak hakikatin sahibi olarak gördükleri için ahlaki kimi erdemlerden taviz verebileceklerini, nasıl olsa kurtulduklarını ve cennetlik olduklarını, karşı tarafında nasıl olsa cehennemlik olduğunu. Dolayısıyla ona karşı işlenecek bir suçun da bir cezası olmayacağını vehmediyorlar. İşte Kur'an 40. ayetle başlayan ve 62. ayette son bulan bu bağlamda bunu eleştiriyor. Böyle bir şey yok diyor yani. Dilleriyle iman edip Yahudi, ya Nasrani ya da Sabi olduklarını söyleyenler. Kim ki Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman edip salih ameller işlerlerse ödüllerini Rableri verecektir. Ve onlar için kesinlikle korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Yani sen dilinle Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyim desen de, dilinle ben İsrail oğullarıyım desen de, yani Yakup'un yolundayım desen de, şayet Yakup'un yolunda değilsen o zaman İsrail oğulları olmanın bir anlamı yok. Muhammed'in işte ashabıyım, Ehli Beyt'in yolundayım deyip Suriye'de çoluk çocuk katlediyorsan, Ehli Beyt'ten Hazreti Ali'den falan seni kurtarmasını falan bekleyemezsin yani. Seni görmeyecek orada yani Hazreti Ali falan. İşte Şia'yım ben, Ali'nin Şiasıyım, Ali'nin taraftarıyım falan diye. Değil mi? Bu böyle bir yanılsama yani. Yani bir slogan atıyorsun, üst başlık atıyorsun. Sonra onun ardından her türlü ahlaksızlığı yapabileceğini varsayıyorsun. Böyle bir yanılsamaya kapılıyorsun. Zaten çünkü kurtulmuşsun yani. Ne yaparsak yapalım cennete gideceğiz zaten. Allah bizi seçmiş, kurtarmış. İşte rivayet var ya, işte Nuh'un gemisi gibidir. Kim ona binerse kurtulur. İşte bizim mezhebimiz. İşte Fırkayı Naciye. Kurtulanların fırkası. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir
Hani tapuyu aldık biz. Lisansını aldık. Tamam. Artık işi garantiledik. Ondan sonra ne yaparsak yapalım zaten cennete gideceğiz. Karşılarda zaten cehennemlik. Ne yap? O ölsün. O zaten yani bu dünyada yaşıyor. Zaten öteki tarafta cehenneme gidecek. Dolayısıyla ben ona karşı bir sorumluluğum yok. Yahudiler bunu açıkça da söylüyorlar Medine'de. Bunu örtük bazen de açık olarak Müslümanların bazıları da söylüyor. Yani mesela Darül Harp'ta faiz alınır diyor adam. Ya kardeşim nasıl alınır diyorsun? Ya zaten onlar şey diyor falan. Yani şimdi bu anlayışı Kur'an bu şekilde yıkıyor. Buyurun sadece. Şimdi burada şunu anlıyorum ben. Hem Allah Resulüne inanmayıp hem de kendilerini cennetlik gören Yahudilere bir kınama olduğunu görüyorum. Allah diyor ki hayır bu böyle değil. Aksine işte vahye iman eden, peygambere iman eden ve vahyin gereklerini yapan kişiler cennete girecektir diyor. Şimdi bu ayeti günümüze getirdiğimizde biz o günün mesela Hazreti İsa zamanında yaşayan İseviler, Hazreti Musa zamanında yaşayan Museviler, tevhidli insanlardı. Bugün tevhid tamamen tevhid içerikli Kur'an gibi ellerinde bir kitap yok. Hani şu var, onu da söyleyeyim. İnsan kendisinin nerede yer alacağını düşünmeli. Öz eleştirisini öyle yapmalı. Cennette mi, cehennemde mi? Buna gayret etmeli. Hani Hristiyan mı, Yahudi mi, cennete girecek mi, girmeyecek mi şeklinden ziyade. Ancak yani genelde ben de konuşmalarımda böyle söylüyorum. Bugün ama evde tamamen tevhid içerikli yasa yok. O zaman nasıl anlayacağız bunu? Yani yasa yok derken Hristiyanlar için mi diyorsunuz? Evet, Yahudiler ve şey için. Yani dediğim gibi Yahudi ve Hristiyanların cennete girip girmemesiyle ilgili bir ayet değil. Ayetin kastı şu. Siz hangi iddiaya sahip olursanız olun yani İsa Mesih'in yolundayız. Yani satanistler dışında dünyada ki onlar da aslında ona bir olumluluk atfediyorlar. Yani satanistler de şeytana. Ama hani teistik inançları esas alalım diyelim. Kimse zaten kötü bir iddiaya sahip değil. Yani İsrailoğulları işte Yakup'un, Musa'nın yolunda olduklarını söylüyorlar. Şey bu. İddia bu. Sözde. Müslümanlar Hazreti Muhammed'in Resullüğüne şahit olduklarını, şehadet ediyorlar. Hazreti Muhammed'in yolunda olduklarını söylüyorlar. Kur'an'a uyduklarını iddia ediyorlar. Şiiler, Müslümanların içerisinde inelim. Şiiler Hazreti Muhammed'in asıl yolunun Hazreti Ali'nin ve Ehli Beyt'in yolu olduğunu söylüyorlar. Yanlış bir şey değil. Sünniler Allah Resulü'nün sünnetinin ehli olduklarını, sünnet ehli olduklarını söylüyorlar. Bakınız yanlış bir şey değil. Yani kimse şey Hindular Dharma yani mutlak hakikatin hakikat bilgisine sahip olduklarını, dünyanın en eski hakikat bilgisinin Hindistan'da olduğunu söylüyorlar. Budistler Buda'nın Nirvana aydınlanmasına kendilerine atfediyorlar. Bakın bunların hiçbiri yanlış değil. Ama yanlış olan şey şu. Böyle söylüyorsunuz da önemli olan söylemek değil. Bunları fiiliyata dökmektir. Yani tutarlı olarak bunları erdemli bir yaşam ortaya koymaktır. Ama siz ne yapıyorsunuz? Hemen üst ayete gidelim. Allah'ın ayetleri geldiğinde, işte bir peygamber, bir nebi geldiğinde sizin iddialarınızla, sizin inançlarınıza uyuşsa dahi onları öldürmeye çalışıyorsunuz, öldürüyorsunuz hatta. Bakınız, eski ahitte birçok örneği var. Allah Resulü Hazreti Muhammed'e bunu yapmaya çalıştınız, yapıyorsunuz. Bakın böyle bir mesaj var yani. Siz patentini aldık, biz zaten kurtulduk. Dolayısıyla bizden ötekiler zaten cehennemlik. Onun ara her türlü şey mübahtır diyorsunuz. Yani neden mesela 15 Temmuz oldu? Çünkü kendisinin kurtulduğunu düşünen bir cemaat kendisi dışındaki insanların aslında çok da önemli olmadığını düşündüğü için başımıza bomba attı. Yani onlar kurtulmuştu. Dolayısıyla biz çok önemli değildik yani. Biz feda edilebiliriz yani. Şimdi bakın bu şeytani bir yanılsamadır. Şeytanın koymuş olduğu dindarlara sağdan yaklaştığı bir yanılsamadır. Ve bu dünyadaki dindarların hemen hemen %90'ını hatta %99'unu diyeyim hatta kandırabilecek bir yanılsamadır ki buna
ucup da deniyor. Yani ben kurtuldum hissi. Biz zaten kurtulduk hissi ya da zannı. İşte Kur'an diyor ki 40. ayetten bu yana diyor ki sadece ait olduğunuz dini kimlikler sebebiyle kurtuluşu garantilediğinizi zannediyorsunuz. Oysa siz ilahi ilkelere sadık kalmalısınız. Nebileri öldürmemelisiniz. Kendi kitabınızda ve size gelen Kur'an'da hitap ettiğiniz bu ahlaki ilkeleri ve erdemleri kabul etmelisiniz. Şahit olmalısınız. Demelisiniz ki evet bu benim okuduğum Tanah'taki ilkelerle, erdemlerle uyuşuyor demeniz gerekir. Ama bunu demiyorsunuz. Niye? Çünkü o peygamber Araplardan çıktı. Karşı Telloğullarından çıktı. Biz de Seferoğullarıyız. Ama onun için Telloğullarından çıkan peygamber de olsa kabul etmem diyorsun. Bak burada Hocam bu konuda sizi destekleyen bir ayet var. Ali İmran 81 şu son cümlelerinizi. Hani Allah peygamberlerden ben size kitap ve hikmet verdikten sonra beraberinizdekileri onaylayan bir elçi geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diye söz almıştı. Bunu kabul ettiniz mi? Bu ağır sözümü üstlendiniz mi dediğinde kabul ettik demişlerdi. Yani Bakara suresinin zaten ana temalarından birisi bu. Resuller arasında ayrım yapmamak. Yani sonuçta gelen kişi eğer doğru bir şey söylüyorsa bunu en azından dinlemek, bir tartmak. Ama bunu yapmıyor Yahudiler. Dolayısıyla buraya yönelik bir yani kurtulmuşluk düşüncesine yönelik bir eleştiri bu. İkincisi, biraz daha genişletelim mesajı. Evet, eğer Kur'an'la örtüşüyorsa inançları insanların ve Hazreti Muhammed'in mesajından uzakta ve bilmiyorlarsa, haberleri yoksa bu insanlar da tabii ki fıtraten Müslümdürler. Zaten fıtraten Allah'a teslim olmuş insanlardır. Onlar elbette cenneti hak edeceklerdir. Çünkü insanın bir de fıtratı var. Fıtratındaki erdemleri var. Yani biz ne demiştik? Kafir vahyi duyup anlayıp ona mücadele eden, onunla savaşan insandır. Dolayısıyla her gayrimüslim kafir değildir. Eğer öyle olursa ilahi adalete ters olur. Allah'ın adaleti de insanları kendi kapasiteleri ölçüsünde, kendi takatleri ölçüsünde sınamak ve buna göre cezalandırmak ya da mükafatlandırmaktır. Dolayısıyla bu konuda bu şekilde bakmazsak işte bizi tekfirciliğe hatta çok saçma sapan yerlere bile götürebilir. Yani Müslüman olmayan herkes yani gayrimüslim olan herkesi kafir görmek ve bütün kafirleri de canını, malını, kanını helal görmek tam bir çılgınlığa doğru götürüyor işte. Müslüman siyonizme doğru götürüyor. Siyonistlerin de içine düşmüş oldukları çukur, şeytanın kandırması bu zaten. Yani çoluk çocuğu onun için öldürüyor adam. Çünkü diyor ki o zaten cehenneme gidecek yani gibi böyle bir yanılsama içerisinde. Evet, 63. Hani bir vakitte sizden misak almıştık ve Tur'u sizin için bir kule gibi Allah ile aranızda yükseltmiştik. Ve demiştik ki emanet ettiğimiz kitabı kuvvetle tutun yani yasaya bağlı kalın ve içindekinden gafil olmayın. Gerek ki korunursunuz. Sonra da yine de yüz çevirdiniz. Eğer Allah'ın zaman tanıması yani fadlı olmasaydı ve bağışlayıcılığı yani rahmeti olmasaydı elbette kaybedenlerden olurdunuz. Yani tamamen yeryüzüne silinirdiniz. Evet, şimdi buraya kadar bu 64'e kadar anlatalım ve sonra oturumumuzu sonlandıralım. Bakın ne diyoruz? Hani bir vakitte sizden misak almıştık ve Tur'u sizin için bir kule gibi Allah'la aranızda yükseltmiştik. Neden bu şekilde çevirdik? Şöyle bir dipnot düştük, onu okuyalım. Tur Dağı'nın bir kule gibi yükseltilmesi, dağın vahiy için yeryüzündekilerle Allah arasında bir mecazen köprü olarak tasvir edilmesidir. Firavun da Haman'dan insan yapımı bir kule istemişti, hatırlayalım. Ona bir simetri. Bu kule neydi? Bakın Mü'min suresi 36 ile 37. Ayrıca Araf 171'deki netekna yani püskürtmek fiili bunu tefsir eder. Dağda yaşanan volkanik bir püskürme, dağdan çıkan yoğun duman ve kül bulutunu, 57. ayette konuşmuştuk bunu, göğe bir sütun şeklinde yükseltmiştir. Kur'an bu doğa olayını mecazi bir şekilde tasvirde anlatır. Kur'an Yahudi kaynaklarında özellikle Babil Talmudunda yer alan bir anlatıya atıf yapmakta ancak kullandığı kelimelerle bu anlatının gerçeğini haber vermektedir. Yani orada bir anlatı var. O anlatıyı da aslında düzeltiyor. Netekna
fiiliyle ve aslında burada yani volkanik bir böyle sütun yükselmiş. Hani yanardağdan patlayan şeyi düşünün. O tarz bir sütun yükselttiğini burada görüyoruz. Evet. Yükseltmiştik ve demiştik ki emanet ettiğimiz kitabı kuvvetle tutun. Yani yasaya bağlı kalın, vahye tutunun ve içindekilerden gafil olmayın. Bu hatırlatmadan sonra yani zımnen şunu söylüyor aslında Kur'an. Bu hatırlatmadan sonra tarihinize geri dönün ve sizi arkadan koruyan bir dağın olduğunu, bir vadiye yerleştirerek sizi nasıl fiziksel güvenlik verildiğini. Hicra dedik ya hicra. Bakın şimdi oraya aslında atıp yapıyor. Bir kitabın nasıl verildiğini hatırlayın. Ayrıca çevrenizdeki tüm çukurlara ve tehlikelere karşı. Bu çöllük, bu vahşi ortamda güvende kalabilmeniz için sizden bu yasayı hızlıca uygulamanızı ve her zaman içindekilere dikkat etmenizi istemiştik. Zımnen aslında bunu söylüyor. Böyle olursa korunursunuz. Burada bakınız 22-63 bağlantısı var. Yani 22. ayete simetrik olarak 22. ayete atıf yapıyor. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olmanız için. Aynı kalıp orada da geçiyor. Bakın şimdi o kalıp 63'te karşımıza çıktı. Sonra yine de yüz çevirdiniz. Eğer Allah'ın zaman tanıması yani fadlı olmasaydı ve bağışlayıcılığı olmasaydı elbette kaybedenlerden olurdunuz. Size bildirilen kanunlara sımsıkı sarılmanız istendi. Bunu yapacağınıza dair kesin bir söz verdiniz ama sözünüzü tutmadınız. Mühlet kanunumuz gereği eylemlerinizden hemen sorumlu tutulmadınız. Aksi takdirde anında mahvolurdunuz. Yani tamamen yeryüzünden silinirdiniz. İsrailoğulları bu şekilde cezalandırılmıyor. Allah'ın böyle bir takdiri var. Evet, 65. ayetten haftaya İnşallah devam ederiz. Son sözleri olan varsa onları dinleyelim. Buyurun. Bugün çalışkan öğrenci Saadet Hanım'dı. Sürekli o konuştu. Başka konuşmak isteyen varsa önce onları alalım sonra Saadet ablayı dinleyelim. Var mıdır? Hocam bu 63. ayette misak almıştık cümlesinden sonra bu tur için yükselti kelimesi yani biraz tam şeye oturmadı hani benim aklıma oturmadı daha doğrusu. Ama şöyle mesela misak almıştık ve demiştik ki diye devam etse mesela kitabı kuvvetle tutun. Yani hiçbir tereddüt kalmayacak. Bu ve rafa'na fevkakumut tura kelimesi birkaç defa geçiyor. Yani bunu daha yani böyle geçmiş kitapta geçmiş kavimlerin uygulamalarıyla ilgili daha böyle nasıl açıklanabilir? Yani biraz anlamakta zorluk çektim. Onu söylemek istedim. Bir de bir önceki ayette 62'dekiyle de Maide suresi 59'du galiba. O birbiriyle örtüşüyor tam aynı. Evet 69 pardon. 69. ayetle birebir örtüşüyor. Sabiler geçen ayet 67 galiba. Evet. Orada örtüşüyor. Onu söylemek istedim. Sağ olun. Yani Tur'un yükseltilmesini biraz daha üzerinde tabii ki kafa yormak, tefekkür etmek, üzerine konuşmak gerekiyor. Ama ben şu an itibariyle bu şeydeyim. Hani şu an böyle ama ileride belki görüşlerimiz daha gelişebilir, değişebilir deliller çerçevesinde diyeyim. Yani sizin yaklaşımınıza böyle cevap veriyorum ancak. Hocam bu konuda işte bu durumda deprem falan olduğu da işte volkanik patlama, deprem onların olduğunu birçok müfessir ifade ediyor zaten. Evet. Ben bir şey daha dikkatimi çekti hocam. Şimdi hani işte ilahi emirlere, yasaklara uygun yaşamak dedik. O yasalara uygun yaşamak. Eğer şey yoksa da fıtratından sorumludur dedik ya hani fıtratından hesaba çekilecektir dedik. İsra 15. ayetin sonunda şöyle bir ifade var hatırlayacağım onu. Biz
bir topluluğa peygamber göndermedik ki onları azap etmeyiz. Buradan anlıyorum ki ben kaç kişi olursa olsun topluluklara peygamber gönderiliyor. Yani muhatap mutlaka var peygamber diye düşünüyorum. Evet yani ama tabii bu toplulukların yani köy köy eve kadar inmiyor. Büyük merkezler Tabii ki. Tabii ki. olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii daha uzun ve ayrı bir hani konu. Bunu başka bir oturuma saklayalım. Bir de Ahmet Tuluk hocamızın bir şeyi vardı sanırım. Buyurun. Hocam bu turun yükseltilmesi konusuna Zamahşeri'ye baktığımız zaman Cebrail Aleyhisselam'ın Tur Dağı'nı yukarıya kaldırdığını, tepelerine diktiğini, yani Yahudilerin orada gelen levhalara itiraz etmeler üzerine öyle bir şey diyor. Fakat menara baktığımız zaman da buradaki yükseltilmenin bir deprem vasıtasıyla, deprem sebebiyle yükselmesi da onların da bu dağın yükselmesinden, deprem şeklinde yükselmesinden korkmalarından kaynaklandığını söylüyor. Yani daha doğal bir Evet. sebebe bağlamış. Evet, menara baktığımız zaman öyle diyor. En de tak yerinden oynama, sarsılma, sallama manana gelmektedir. Öyle diyor. Yani deprem gibi çökme ve yükselme şeklinde dağın işte tepelere düşecekmiş gibi deprem ve sarsılma şeklinde Tur Dağı'nın o korku yaşamaları diyor. Fakat Zamahşeri'de tam farklı bir şekilde Cebrail Aleyhisselam'ın dağı havaya kaldırıp üzerlerine gölge şeklinde düşürmesi şeklinde söylüyor. Zaten geleneksel algı o şekilde. Yani daha böyle Evet. kalkmış ve Evet. Evet. gölgelendirmiş gibi. Yani tabii bunun detayını daha yeni araştırmalarla, yeni tefekkür ve tedebbür çabasıyla bulabiliriz. Ama ben şu an itibariyle yani gelmiş olduğum noktada bunun bir sembolik ifade olduğu. Yani Tur'un bir kule gibi, bir sütun gibi yükseltildiği Tur'un anlatısı olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebini de yine netakna fiili üzerinden Evet. düşünüyorum. Yani bir püskürme var. Dolayısıyla böyle baktığınızda sanki böyle bir sütun yükseliyormuş gibi öyle bir sahne canlanıyor gözümde. Ama Evet. dediğim gibi de değil. Allahu alem. Hani bir %100 sonuç hüküm belirtmiyoruz. Evet. O zaman yani sizin söyleminiz Menar'la uyuşuyor. Menar'da da aynı şekilde yani yanardağ püskürmesi ya da deprem olması, sarsıntı, yükselmesi gibi oluyor. Sizindeki aynı şeye geliyor hocam. Eyvallah. Evet. O zaman çok teşekkür ediyorum. Başka bir soru olan yoksa var mıdır? Hocam tam iyi hatırlayamıyorum ama hani Hazreti Musa söylüyor ya Rabbim diyor bu ahmakların yüzünden hani hepimizi mi helak edeceksin diye. Aslında bu doğru hatırlayabildim mi acaba? Yani işte orada bir olağanüstü durum yaşanıyor. 70 kişiyle birlikte tura gittiği ifade ediliyor yani ileri gelenlerden. Yani tam uyuşuyor böyle sizin anlatılarınızla diye düşünüyorum. İnşallah. Allah alem diyelim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tüm söz alanlar, dinleyenler. Bu haftaki, bu akşamki oturumumuzu da burada sonlandıralım. Hayırlı akşamlar.